Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ayşe Oyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hala abone değilseniz ekranın sağ alt köşesinde yazılı duran abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilir. Çıkan zil işaretini tümü olarak işaretlerseniz yayınladığım tüm videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok kıymetli. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle birlikte e, çok güzel bir kalem oyasının yapılışını paylaşacağım inşallah. Öncelikle malzemelerimden bahsetmek istiyorum. Yazmam Cenk marka sade lacivert yazmadır. Kod numarası maalesef aklımda değil ama zaten cengin bir tane e, ton olarak sadece bir tane lacivert yazması var. E, ve yazmama uygun bulduğum ipim de şöyle arkadaşlar. Altın Başak 455 numara. Cenk'in lacivert yazmasına gerçekten uyumlu oluyor. O eşlik edecek diğer bir rengim de böyle Benetton yeşili çizmeli marka 940 numara. Benetton yeşilini daha doğrusu yeşil tonlarını laciverte çok yakıştırıyorum ben. Ee, tığım da 22 numaradır. Her zaman 22 numara tığımı kullanıyorum. Sizin eliniz hangi numaraya uygunsa o şekilde devam edebilirsiniz. Oyam için 8 numara şiş kullandım şöyle eğer e, elinizde böyle örgü şişi yoksa arkadaşlar bir kurşun kalemde kullanabilirsiniz arkadaşlar eğer bakın şöyle göstermek istiyorum kurşun kalem biraz 8 numara örgü şişe göre çap olarak biraz daha ince kalıyor ben ilmekler biraz daha uzun olsun diye 8 numara örgü şişi kullanıyorum veyahut şöyle bir şey de gösterebilirim eğer elinizde Çocuğunuzun boya kalemi varsa ben mesela keçe kalemin içini çıkardım bu şekilde sizler de tükenmez kalemin içini çıkararak da bu oya için kullanabilirsiniz. Yani malzeme olarak elinizde hangisi varsa o şekilde değerlendirip yapabilirsiniz. Ama kalem biraz daha çap olarak dediğim gibi e, ince kaldığı için ilmeklerimiz daha kısa oluyor. Modelimizde ilmekler biraz uzun olursa daha güzel düşüyor. Ben de bunları sizlere gösterdim. Elinizdeki hangi malzeme varsa o şekilde değerlendirin diye. Yazmamın kenarını 3 zincirli arkadaşlar seyrek olabilecek bir ayarda tığladım. Çünkü model için seyrek tığlama gerekiyor. Şöyle yakından da göstermeye çalışayım size tığlamayı. Bakın elimden geldiğince seyrek ayarda bir tığlama yaptım. 2 zincirle tığlamaya kesinlikle uygun bir model değil. Sizleri bekletmeden de hemen modelimi göstermek istiyorum. Evet, modelimiz de bu arkadaşlar. Ee, abonelerimden e, sevgili Neslihan Hanım yapımını rica etmişti. Epey bir zaman oldu. Üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen sözümü tutmak adına hem Neslihan Hanım için hem de yapmak isteyecekler için elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatacağım çok zarif bir model özellikle Arkadaşlar bu model desenli yazmalarda Eğer motifli Oya işlemek istemiyorsanız kesinlikle kurtarıcı bir model yaz sade yazmalara yakıştığı kadar desenli yazmalara da çok yakışan bir model 3 e, sıradan oluşuyor oyamız İlk sırasında e, yaşış ya da kalem kullanacağız ikinci sırasında da dolgularımızı geçerek oyamızı tamamlayacağız inşallah. Başlangıç kısmından itibaren arkadaşlar köşesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü böyle modellerde köşeler çok önemli. Sizleri bekletmeden hemen yapılışına başlayalım. Hadi bismillah. Şöyle devam edeceğim için arkadaşlar ipimi kesmeden başlangıç kısmından gösteriyorum. Bu şekilde arkadaşlar doladım ve bir zincir çekerek tığımda sabitliyorum köşeye yakın bir kısımdan başlayacağım ki köşe kısmını da sizlerle paylaşayım sizler başlangıç kısmında yazmanızın 15-20 santim içerisinden başlayın tığ battıya şöyle bir sık iğne yaparak başladım biraz e, e, yazmamızın rengi koyu ama elimden geldiğince aydınlık bir şekilde göstermeye çalışacağım bir sık iğnemi yaptım bir zincirimi çektim şöyle uzatıp şişime takıyorum özür dilerim elimden kaydı şiş şişime taktım burada aynı tığ battıdan giriyorum arkadaşlar bakın aynı tığ battıdan giriyorum tekrar bakın ilmek alıp bir zincir çekiyorum diğer tığ battının içerisine giriyorum bir sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıp bu şekilde şişime takıyorum Aynı tığ battının içerisinden giriyorum, ilmek alıyorum, şöyle ilmek aldım, bir zincir çektim. Diğer tığ battının içerisine giriyorum, bir sık iğne yapıyorum, bir zincir çekiyorum, uzatıp ilmeği şişime takıyorum. Aynı tığ battının içerisinden giriyorum arkadaşlar, gösterebiliyor muyum? Hatta şöyle biraz daha yakınlaştırayım şöyle bakın aynı tığ battığın içerisinden giriyorum ilmek aldım bir zincir çektim diğer tığ battığının içerisinden giriyorum bir sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum uzatıp ilmeği şişime takıyorum aynı tığ battığın içerisinden giriyorum ilmek aldım bir zincir çektim diğer tığ battığın içerisinden girip bir sık iğne yapıyorum bir zincirimi çektim uzatıp ilmeğime takıyorum bu şekilde yaptığımız zaman sökülme ya da gevşeme oranı biraz daha az oluyor arkadaşlar aynı tığ battıdan giriyorum ilmek aldım bakın ilmek aldım bir zincir çektim diğer tığ battıdan girdim bir sık iğne yaptım bir zincir çektim uzatıp ilmeğime takıyorum bu şekilde arkadaşlar köşeye kadar ilerletip geliyorum. Köşe kısmına kadar ilerlettim arkadaşlar. Bakın köşede 1, 2, 3 sağda 1, 2, 3 solda olmak üzere farklı bir işlem uygulayacağız. Gerçi aynı işlem ama çift olarak yapacağız. Bakın köşede kaldım şöyle biraz ilmeklerimi ilerleteyim. Tekrar bakın tığ battıma girdim. ilmek aldım. Bir zincir çektim. Diğer tığ battıya girdim. Şöyle bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. İlmeği uzatıp şişime takıyorum. Aynı tığ battıya giriyorum. İlmek aldım. Bir zincir çektim arkadaşlar. Bir zincir daha çekiyorum. Tekrar ip ilmeği şişime aldım. Diğer tığ battıya geçiş yaptım. Bakın arkadaşlar burada bir ilmek aldım zaten. Şöyle yapayım. Burada bakın bir ilmek alıyorum, bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı tığ battıya battım, bir sık iğne yaptım, bir zincir çektim, uzattım, ilmeğime taktım. Tekrar aynı tığ battıya girdim, ilmek aldım, bir zincir çektim, ikinci zincirimi çektim, uzattım, ilmeğime taktım. Diğer tığ battıya geçiş yapıyorum. Bakın ilmek alıyorum şöyle bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı tığ battiye girip bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Uzattım. İlmeğime taktım. Aynı tığ battiye giriş yapıyorum. İlmek aldım. Bir zincir. iki zincir uzattım. Kalemime takıyorum. Sağda bakın bu şekilde arkadaşlar. Üç tane tığ battıya iki tane ilmeğimizi bu şekilde işliyoruz. Şimdi solda üç tane ilmeğimiz var birinciye girdim ilmek aldım bir zincir çektim tekrar aynı tığ battıya giriyorum ilmek aldım bir sık iğne yaptım bir zincirimi çektim uzattım ilmeğime takıyorum aynı tığ battım içerisine girdim ilmek aldım bir zincir iki zincir uzatıp şişime takıyorum diğer tığ battıya giriş yaptım bakın burası önemli arkadaşlar ilmek alıyorum bir zincir çekiyorum Burada ilmeği uzatıp şişime takmıyorum. Tekrar aynı tığ battığı girip bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Daha sonrasında şişime alıyorum. Eğer oradaki zinciri yapmasak ilmeğimiz gevşer, sökülür. Aynı tığ battığı girdim, ilmek aldım. Bir zincir, iki zincir uzatıp şişime taktım. Soldan üçüncü tığ battığıya geldi sıra. Bakın, ilmek aldım, bir zincir çektim. Aynı tığ battığın içerisine giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum uzattım ilmeği şişime aldım aynı tığ battiye girdim ilmek aldım bir zincir iki zincir uzattım şişimi aldım altı ilmeğe bu uygulamayı yapıyoruz elimden geldiğince ağır bir şekilde göstermeye çalıştım bundan sonrakiler arkadaşlar bu şekilde devam ediyor ilmeğimi alıyorum bir zincir çekiyorum tekrar aynı ilmeğe girip bir sık iğne yaptıktan sonra bir zincirimi çekiyorum özür dilerim burada arkadaşlar bu şekilde yaptıktan sonra bu üçüncü ilmeği arkadaşlar bakın üçüncü ilmeği aldıktan sonra mutlaka hemen yanına şöyle bir tane boş zincir çekin arkadaşlar dediğim gibi bu işlemi yaptığınız zaman sökülmeler olmaz sık iğnemizi yaptık bir zincirimizi çektik ilmeği kalemimize takıyoruz hemen yanına bir tane daha bakın arkadaşlar ilmek alıp bir zincir çekiyorum yani önce ilmeği alıp sonra buradaki e, ilmekli zincirimizi çekiyoruz yandaki tığ battıya giriyorum bir sık iğne bir zincir uzattım kalemime taktım hemen yanındaki boşluğa a, a, aynı tığ battıya hemen yanına ilmek alıp bir zincir çekiyorum diğer tığ battıya geçiş yaptım. Bir sık iğne yaptım. Rengimiz koyuydu. Keşke açık renk olsaydı daha iyi olacaktı. Şöyle tekrar burası söküldü. Tekrar yapıyorum. Hemen bakın arkadaşlar. boşla aynı tığ battıya bir ilmek, bir zincir. Diğer tığ battıya geçiş yaptım. İlmek aldım. Sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Uzattım. Şöyle şişime taktım. Bu şekilde arkadaşlar yazmamızın dört kenarını dönüyoruz. Köşelerdeki uygulamayı mutlaka yapın. Böyle yaptığınız zaman herhangi bir gerilme ya da marullanma olmadan güzel bir oval elde ederek köşenizi yapabilirsiniz. Ben diğer köşede de şöyle biraz ilerlettim. Bakın arkadaşlar, şimdi şişimden çıkarıyorum. Normalde tabii e, işledikçe çıkarırsanız çok daha iyi olur. Ama o şimdi e, şey olduğu için model olarak yaptığım için çok bekletmek istemiyorum. Bakın arkadaşlar, bu şekilde kitlediğimiz için. Bizler ilmeklerimizin açılmasını biraz daha engellemiş oluyoruz. Lütfen bu il, yani bu sırayı yaparken eğer anlamadıysanız tekrar videoyu başa sarın, tekrar yapın. Ee, ama mutlaka benim yaptığım gibi yapın ki ilmeklerinizde herhangi bir açılma olmasın. Şimdi ikinci sıra için şöyle ipimi ayarlayayım. İkinci sıra için şöyle doladığım ipimi bir zincir çekerek tığımda sabitliyorum. Şimdi başta yaptığımız biraz ip karışıklığı var. Koparmadan devam edeceğim için arkadaşlar şöyle iplerim görünebilir. Çok özür dilerim. Şimdi oyamızın ikinci sırasına başlarken her zaman için arkadaşlar şu en baştaki ilmeği boşta bırakın. Ve bir tane de filkete takın ki gevşerse bile sökülmesin. Şimdi bakın ikinci ilmeği alıyorum. Arada bir tane boş ilmek bırakıyorum. Onun yanındaki ilmeği alıyorum. Bakın ortada bir tane ilmek kalıyor. Şimdi bu iki ilmeği sık iğne ile birleştiriyorum ve mutlaka ilmeklerinizin düz olmasına dikkat edin başlayamadım şöyle tekrar yapayım iki ilmeğimi aldım sık iğne ile birleştirdim bakın ortada bir tane kalıyor daha sonra 1 2 3 zincir çekiyorum ipimi tığıma bir kere doladım. Tekrar iki ilmeğimi şöyle ortasından giriyorum. Önce bir, sonra 2 ve sonraki olacak şekilde dolgumu üç kere de kapatıyorum. 1-2-3-4 zincirimi çektim. Dolgumun üzerinden sık iğne ile kapattım. 1-2-3 zincir çektim. Tekrar ilmeklerimin ortasına sık iğne ile kapatıyorum. 1-2-3-4 5 zincir çektim şimdi bu arada bıraktığımız ilmeği alıyorum tekrar arada bir tane ilmek bırakıp diğer ilmeğe geçiyorum İkisini sık iğne ile birleştiriyorum 1 2 3 zincir çektim ipimi tığıma bir kere doladım tekrar iki ilmeğimin ortasından giriyorum burada 5 5 zincir mi çektim arkadaşlar çok özür bazen sayıları üst üste tekrarlayınca yanlışlık yapabiliyorum ne olursunuz kusuruma bakmayın 1 2 3 zincir ipimi tığıma bir kere doladım tekrar 2 ilmeğin ortasından girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 olacak şekilde dolgumu kapattım 1 2 3 4 zincir dolgumun üzerinden sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 zincirimi çektim tekrar ilmeklerimin ortasına sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tekrar bakın arada bıraktığım ilmeğimi düzelterek alıyorum. Tekrar arada şöyle bir tane ilmek bırakıp diğer ilmeği alıyorum. İkisini sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektim. İpimi tığıma bir kere doladım. Şöyle tekrar sabitlediğim yuvadan giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 olacak şekilde 3 kere de dolgumu kapattım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Dolgumun üzerinden sık iğne ile kapatarak pimpirik yapıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tekrar 2 ilmeğimin ortasından sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Arada bıraktığım ilmeği alıyorum. Düzelterek mutlaka düz olmalarına dikkat edin. ortada bıraktığım ilmeği aldım tekrar ortada bir tane ilmek bırakıyorum her zaman bir tane boşta ilmeğimiz kalıyor İki ilmeği bu şekilde arkadaşlar sık ile birleştirerek burada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum yazmamızın dört kenarını köşelerimizde dahil olmak üzere arkadaşlar bu şekilde devam ederek ikinci sıramızı bitiriyoruz ben hemen bitirip üçüncü sıra için geliyorum müsaadenizle şöyle işlediğim kısmı ben arkadaşlar e, sonuna kadar ikinci sırasını ilerlettim şöyle bakın bir fırfırlı bir görüntüsü var Arkadaşlar bu görüntü sizi aldatmasın Çünkü ikinci sırayı geçtiğimiz zaman bu volanla bu e, volanlanmış görüntü direkt olarak kayboluyor ve köşelerde de arkadaşlar Bakın bu altı tane çift e, olarak yaptığımız e, dolguların arasında da 5 değil 4 zincir çektim sizin eliniz gevşekse 3 çekebilirsiniz. Şu aralardaki zincirleri de 5 olarak çekerek ikinci sıra, sıramızı işleyebilirsiniz. Şimdi hemen 3. sıra için hazırlığımı yapıp geliyorum. Şöyle ipimi doladım. Bir zincir çekerek tığımda sabitledim. Aralarda yaptığımız şu 5 zincirli bağlantıya sık iğne ile şöyle şu dolguyu geriye alayım sabitliyorum ipimi bir sık iğne ile 3. sıramıza başlıyoruz 1 2 3 zincir çektim Tığımı bir kere doladım tekrar zincirimin üzerinden giriş yaptım önce bir sonra iki ve sonraki olacak şekilde dolgumu 3 kere de kapattım 1 2 3 4 zincirimi çektim dolgumun üzerinden sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar 5 zincirli bağlantımın üzerine sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 zincir çektim diğer 5 zincirli bağlantıyı arkadaşlar sık iğne ile geçiş yapıyorum şöyle arkada bakın arkada bir zincirimiz oluşuyor 1 2 3 zincir tığıma bir kere doladım ipimi zincirimin üzerinden giriş yaptım önce bir sonra 2 ve sonraki olacak şekilde üç kere de dolgumu kapattım 1 2 3 4 zincir Dolgumun üzerinden sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tekrar aynı zincirimin üzerine sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Diğer 5 zincirli bağlantıya zincirimi sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3 zincir ipimi tığıma bir kere doladım. Zincirimin üzerinden giriş yaptım. Önce bir, sonra 2, sonra 2, 1, 2, 3, 4 zincir dolgumun üzerinden sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir tekrar 5 zincirli bağlantıya sık iğne ile kapatıyorum tekrar arkadaşlar 4 zincir çekerek şöyle arkadan diğer 5 zincirli bağlantıya geçerek yazmamızın dört kenarı boyunca köşelerde dahil olmak üzere arkadaşlar bu şekilde tamamlıyoruz ben hemen bu kısmı da bitirip geliyorum Evet arkadaşlar ben hemen şöyle e, elimden geldiğince hızlı bir şekilde ikinci sırayı da tamamladım ve sizler içinde ütüledim. Bakın köşe kısmımız ne kadar güzel, hiçbir gerilme, hiçbir marullanma olmadan güzel bir ovalle döndü. E, dediğim gibi yaparsanız siz de güzel bir köşe elde ederek oyanıza devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü oya beni çok yordu, inanılmaz yordu. Evim havaalanına çok yakın, uçaklar geçiyor ve inanılmaz ses çıkıyor. Bunun için birkaç birkaç kez videoyu kapatıp tekrar devam etmek zorunda kaldım. Tabii böyle olunca biraz konsantrem de bozulmuş oluyor ama elimden geldiğince açıklayıcı ve anlaşılır bir şekilde oya'yı sizlere anlatmaya çalıştım. Modelimiz bu şekildeydi. Yapacak ve deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Dediğim gibi desenli yazmalarda özellikle motifli oya işlemek istemiyorsanız eğer bu model sizler için gerçekten kurtarıcı. Çok da zarif, çok da kibar bir model. İlk sırası ve üçüncü sırası oldukça hızlı ilerliyor. İkinci sırası biraz daha ağır ilerliyor ama gerçekten yapılmaya değer bir model. Oyalarımın yakın görsellerini Ayşe Oyalım Instagram sayfamda paylaşıyorum. Yakın görsellerini, yazmaların bitmiş hallerini, kısa videoları paylaşıyorum arkadaşlar. Ziyaret edip takip eder bulursanız da çok mutlu olurum. Beğenilerinizi bekliyor olacağım. Gerçekten çok emek isteyen, çok zahmet isteyen bir iş arkadaşlar. Bu şekilde değer verip abone olursanız, beğeni atarak yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bayağı uzun bir video oldu. Lütfen hakkınızı helal edin. Bir başka oyada, bir başka güzellikte buluşmak üzere. İnşallah Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.